Merhaba arkadaşlar. Şimdi dişli sistemleri ile alakalı hız, güç, tork dönüşümleri ile ilgili sınavda sormayı düşündüğümüz örnek bir çalışma yapacağız. Öncelikle iki kademeli bir dişli sistemimiz olsun. Biraz tabii çizmek zor oluyor ama birinci dişli, ikinci dişli bu şekilde olsun. Buna bağlı şaft bu şekilde olsun. Üçüncü dişli bu şekilde ve dördüncü dişlimiz de bu şekilde olsun. Bu da çıkış milimiz olsun. Birinci kademe ve ikinci kademe burası oluyor. Bu bir, bu iki, bu üç ve bu dört. Burası giriş. Girişte P güç ve omega bir giriş hızı olsun. Eğer sistemde kayıp yoksa, ki çok iyi yağlandığını düşünüyoruz, güç girişte neyse çıkışta da olur. Yani 4 nolu dişlideki güç eşittir 1 nolu dişlideki güce. Tabii bu teorik durum, gerçekte verim vardır. Nadiren %90-95'i geçer verim. Aslında güç bir miktar kaybolur. Şimdi onu düşünmüyoruz. Dönüşümü düşünüyoruz. Ve gücümüz 10 kilovat olsun. 10 kilovat. Giriş hızımızda 200 radyan bölü saniye olsun. Dönen sistemlerde güç tork çarpı açısal hızı, yani P eşittir T çarpı omega. Birim olarak baktığımızda tork Newton metre, omega radyan bölü saniye. Radyanın birimi olmaz. Dolayısıyla Newton metre bölü saniye. Bu da jül bölü saniye, yani watt demektir. O zaman ilk bilmemiz gereken watt Newton metre bölü saniyedir. Buradan güç belirli ve hız belirli ise o zaman sistemdeki torku bulabiliriz. Bir nolu dişteki tork, ki bu T1 diyelim, o zaman P1 bölü omega 1 olacaktır. P1 P'ye eşit, yani 10 kilovat, o da 10.000 watt, yani 10.000 Newton metre bölü saniye. Hızımız ise 200 radyan bölü saniye. O zaman bu işlemi yaptığımızda 100 bölü 2 50 Newton metrelik bir torkumuz mevcut. Evet. Bu tork
ve hızın çarpımı gücü verdiğine göre topla hız gücü oluşturmak için dönüşürler. Hız arttıkça tork düşer. Tork arttıkça hız düşmek zorundadır. Eğer güç sabitse. Düşmediği zaman sistem mekanik olarak sıkıntı yaşar. Evet, mekanik bir sistemde güç, hız, tork ilişkisi iyi kurulmadığı zaman bu sistemi çalıştıran güç ünitesi motorlarda, özellikle elektrik motorlarında sıkıntılar oluşturur. Evet. Buradan iki nolu dişliye geldiğimizde hızın ne olduğunu bilmek için bir ve iki nolu dişlilerin çaplarının oranlarını bilmek lazım. O zaman şurayı kullanalım. Omega 1 G1 eşittir omega 2 D2'dir. D1 bir nolu dişlinin çapı, D2 de iki nolu dişlinin çapıdır. Burada omega 2 omega 1 çarpı D1 bölü D2'dir. Eğer dişli oranı 1 bölü 1'e 2 ise omega 2 omega 1'in yarısına düşer. Dolayısıyla eğer D1 eşittir 50 mm, D2 eşittir 100 mm ise o zaman omega 2'miz eşittir 100 çarpı omega 1 50 bölü 100 o da eşittir. Pardon. Omega 1 200'dü. Omega 2 100 radyan bölü saniye olacaktır. Peki iki nolu dişteki tork nedir? Hız yarıya düştüğüne göre tork otomatikman iki katına çıkacak. 50'den 100 Newton metre olmak zorunda. İstersek P bölü omega 2'den bunu bulabiliriz. 10.000 bölü 100, 100 yapar. Evet. Burada iki nolu dişli ile üç nolu dişli aynı şaft üzerinde olduğu için omega 2 ve omega 3 aynı olacaktır. Evet, omega 3 ile omega 4 de omega 1 ile omega 2 gibi D3 ve D4 oranında bulunur. Dikkat edilirse tork açısından bakarsak bu dişlideki ve bu dişlideki tork ve nihai dişlideki tork, evet, çıkış dişlideki tork, eğer D3 ile D4 de 1 bölü 2 ise o zaman çıkış dişlisinin hızı omega 4 tekrar yarıya düşecektir. Yani 50 radyan bölü saniye olacaktır. O zaman T4 iki katına çıkacaktır. 200 radyan bölü 200 Newton metre olacaktır. Evet. Dikkat edin.
Hız 200'den 50'ye düştü. Tork 50'den 200'e çıktı. Burada birime dikkat ediyoruz. Newton metre bölü saniye olarak gücü kullanıyoruz. Evet. Bir de transfer edilen kuvvet 1'den 2'ye. Bu kuvveti de torktan bulabiliriz. Gerek bir nolu dişide, gerek iki nolu dişteki torktan bulabiliriz. Şu bir nolu diş, bir ve şu iki nolu dişli ise şu kuvvet F 1-2 şu T1 burası da D1. Evet. F1-2 çarpı D1 eşittir. Torku vermek zorunda. Dolayısıyla F1-2 bir nolu dişlinin iki nolu dişliye ilettiği transfer kuvveti. Bu da T1 bölü T1 bölü 2 bulabiliriz. T1 ne kadardı? 50 Nm. Burada bakın 50 Nm. Nm. 2 yukarı gelir. 2 çarpı. D1 50 mm'ydi. 50 bölü 1000 metreye çeviriyoruz. Dikkat edersek 1000 yukarı gelir. 50-50 ile gider. Bu da 2000 Newton olur. 2000 Newton'luk bir 2000 Newton'luk bir kuvvet bir nolu dişliden iki nolu dişliye transfer eder. Burada dikkat edersek transfer edilen kuvvet neye bağlıdır? Bir torka bağlıdır. Bir de dişlinin yarı çapına bağlıdır. Tork neye bağlıdır? O da güç ve açısal hıza bağlıdır. Evet. Şimdilik bu kadar. Bir başka dersimizde görüşmek üzere.